Herkese selamlar, herkese merhabalar. Keşif öykülerinde yeni bir konuğumuz var. Baybars Hocam, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de Allah'a şükür. Sağ olsun bizi kırmadın. Sen kimsin abi? Bir tanıtır mısın kısaca kendini? İsmim Baybarsan Ali Kazancı. Kırıkkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Aynı zamanda İSAD ana bilim dalında görevimi icra etmekteyim. Genç Kalem isimli bir ekibin başındayım. Dergi, kitap kahve gibi birçok alanda, edebi alanda çalışmalar yapmaktayız. Kitap çıkartmaktayız. Yolda iyi. Güzel. Bayağı bir aktif yolculuğun devam ediyor. Evet. Ben Baybars'ı yıllar öncesinden tanıyorum. Aslında tanımıyormuşum da sonradan anladık falan gibi bir şey oldu. Mahallede çok muhabbetimiz yoktu. Sonra bir araya geldik falan derken Allah bizi videoda buluşturdu yeniden. Evet. Sorularım var. Şimdi önce şöyle başlayalım. Çok fazla soru aldık hatta öğrencilerden. Ters sorular da var. Onlara gelip kendi nasıl keşfettiğinden önce şu sınavı kazanmaktan yani oradan biraz yola çıksak ne anlatırsın bize? Hani gençlerde şu an aranızda vardır böyle akademisyen olmak isteyenler falan. Şimdi karşılarında üniversiteyi dördüncü defa girişinde kazanan bir insan var. Zor kazanan bir insan var. Süreci meşakkatli geçen bir insan var. Tamam. 2006 yılında ilk sınava hazırlandığımda iyi bir puan aldım. İşte babam dedi ki hukuka hazırlan. Tamam. Ben de tamam dedim hazırlanayım. Hukuka hazırlandık. İkinci sınav geldi. İkinci sınavdan bir gün önce cumartesi günü bir trafik kazası geçirdik. Pazar günü sınava girdiğim vakit film şeridi gibi bütün şeyler, olaylar gözlerim önündeydi. İkinci sınavı da kaybettik. Ardından üçüncü sınavda çok çalışmadık, çok uğraşmadık. Derken dördüncü sene geldi artık bu işi yapmak dedik. Çabalamalıyım, bir şeyleri başarmalıyım derdini düşünce süreç tabii ilerlemeye başladı ve ardından üniversite kapısı açılmaya başladı. Hemen şunu sorayım. Bu sürede o zaman etraf hep konuşmuştur. Yani sen burada bize bir dakikada anlattın ama arkadan neler söylendi? Yani tamam eyvallah biz inandık da. Şimdi gidiyorsun, misafirlere gidiyorsun. Misafirler geliyor. Ne yaptın üniversiteyi? Kazandın mı? Puan ne? Nasıl aldın mı puan? Alamadın mı? Ve durumun ne? İşte ardından başkaları konuşmaya başlıyor. Bu üniversiteyi kazanamadın. Başaramaz. Bundan hiçbir şey olmaz. Bu anca gitse falanca bir yerde çalışır. Üniversite kapısından giremez gibi birçok sözlerin içinden çıkmak tabii ki çok zor bir süreç oluyor. Bir de şöyle bir kavram var aslında. Bir ekmek fırına girmeden pişmiyor. Pişemiyor. Tabii bu süreç bizi pişiriyor. En nihayetindeki olay şu. Kulakları tıkamak lazım. Evet. Kulakları tıkamadığın zaman ne yaptığının nasıl yaptığının bir önemi olmuyor. Çünkü hayatı başkalarına göre yaşıyorsun. Başkaları diyor veya başkalar bir şey diyecek diye hareket ediyorsun. Bu hayat senin hayatın olmuyor. Eyvallah. Ben kendi hayatım olsun istedim ki çok şükür o yola adım attık. Güzel. Öyle bir giriş yaptık. Şu anki mezun tayfadan yani resmen şu mesajı alabilir. Senin mezun yolculuk hatta dördüncüsünde olan yolculuk şu an üniversitede hocalığa kadar gelmiş durumda değil mi? Evet. Çok güzel bir yolculuk. Peki bir şekilde kazandın. Üniversiteden içeri girdin. Sonra iktisat dedin. Ne alaka? Ben öğrenci olarak soruyorum bunları. Kızma bana. Nasıl keşfettin? Orada neler yaşandı? Hayalimde iktisat yani biraz araştırdığım zaman ekonomiye ve bulunan alandaki şeylere daha verimli yaklaşma, işte ekonomiyi yönlendirme, hayatta her şeyin başında bir ekonomi kavramı olduğu için bu kavrama ilgim oldu. İlgim olduktan sonra dedim ki ben bu alana gideceğim. Ben bu alanda olacağım. Ben bu alanda ilerleyeceğim düşüncesiyle. Tamam. Severek, isteyerek ve mutlulukla başladım. Sonra? Sonrasında 21 yaşında üniversiteye girdim. Girdikten sonra dersi hep en önde dinledim. Birinci sıraya geçtim. Hoca ne dediyse hocanın bütün ağzından çıkanları not ettim. Ve 3.43 gibi bir ortalama yaptım. Vay, güzel. Ardından 4 üzerinden 3.43. Evet. Değil mi? Çünkü 5 falan zannetmedin ama bu sefer daha tayfa gitmedi üniversiteye. 4 üzerinden süper ortalama. Dedim ki çift anadal yapayım. İlk yıl İngilizceden kaldım. Çift anadal yapamadım. Çift anadal da şu işte İktisadi İdari Bilimleri Fakültesinde iktisadın yanında başka bir bölümde mezun olarak 4 yıl sonunda çift diplomaya sahip olmak gibi bir kavram. İlk sene İngilizceden kaldım. Nasip olmadı. İkinci sene geldi. 4'e gidiyor muyuz yeniden? Bir yolculuk başladı dur. Ondan sonra ikinci sene geldi. İkinci sene de makro iktisat dersi vardı. Ağır bir ders. İktisatçılar bilir. İktisattan da kaldım. Eyvallah. Dedim ki bu hayal olmayacak. Başka yol bul kendine. Başka bir strateji belirle. Hayatı aslında burada keşfetmeye başladım. Yani aa, çok ilginç. Dersin... Kırılma noktası orada mıydı yani? Keşif, kesinlikle. Kırılma. Çünkü her şeyin ders olmadığını, her şeyin o kitapla boğuşup işte vizeye birkaç saatlik bir sınava girip sınav sonrasındaki başarıya bağlı olmadığını gördüm. Bunu gördükten sonra dedim ki açılman lazım. İşte sınıfta el kaldıramayan, soru hoca soru sorduğunda. Vay aynı ben ya vallahi. Utanan, çekinen, kızaran veya hoca birimize soru soracağı zaman sınıfta kafamızı böyle önümüzdeki insanın gölgesine sığınacak şekilde hareket eden bir yapıdaydık. Açılmamız lazımdı. Dedim ki sosyal faaliyetlere yönel. İktisat topluluğu vardı. İktisat topluluğunun içine girdik. İşte etkinlikler yapmaya başladık. Bu, üniversite kaçtasın bu arada? Onu merak ettim. İki, üniversite 3'e geçtiğimizde bu süreç tamam, devam etti. O da benzer. Ben de çünkü 2'den sonra uyandım da. Tamam güzel. Ben de şu an merakla dinliyorum valla. Keşif noktasının en stratejik noktası da şuydu. Bir şeyler bırakma. Gençleri
geriye mi geçmek? Gelişimine katkıda bulunmak, gençleri iyiye yönlendirmek veya buraya gelen dokunan insan kendini geliştirip başka bir yerlerde olma derdine düştük. Hmm. Bir de şu vardı, kendim de şu soruyu da aradım. Yani şimdi mezun olacaksın, bir A4 sayfasına bir CV'n olacak, özgeçmiş. Evet. İşte bir paragraftan mı oluşacaktı hayatın? İşte şurada doğdun, burada büyüdün, şu güzel mezunsun. İşte altta iletişim. Word, Excel, PowerPoint. İşte Word, Excel, PowerPoint derken bir yarım paragraf CV mi olması lazımdı? Yoksa altını nelerle doldurabilirdik? Bu güzel düşünceye girince kendimizi buralara kadar aslında bulmaya başladık. Çok güzel. Peki niye burası desem? Yani bir şeyler anlatıcı roldesin şu an değil mi? Yani öğrencilerim, hatta bugün dersten çıktın geldin sağ olasın, evet, bizi kırmadın yine. Ama başka bir yerde olabilir. Bir özel sektörde ne bileyim iktisatla alakalı bir şey de olabilir. O nasıl oldu? Topluluk içine girdiğimiz zaman işte topluluk başkanlığı yaparken kürsüye çıkma, kürsüde işte bir şeyler konuşma, bir şeylere hitap etme, birilerine karşı konuşma derken dedim ki ben bu işi sevdim. Vay güzel. Şimdi kürsüye oldu. Çıktım. İlk çıktığımda önüme kağıdı aldım. Ezberledim. Ezberleyerek böyle etrafıma bakmadan, karşıya falan bakmadan okumaya başladım. Dedim ki gelişmen lazım. İkinci çıkışımda kağıdı attım. Dedim ki etrafa bakacaksın, etrafı izleyeceksin, etrafa bakarak konuşacaksın. Bu sefer 3-4 olmaya başlarken dedim ki bu iş benim işim. Çok güzel. İşte gençlerle olmak zorundayım. Sevdiğim işi yapmalıyım. Hı-hı. Ben bu işten koparsam bu iş olmaz. Ben süper gidip başka bir yerde çalışırsam belki daha yüksek ücretler alabilirim. Evet. Belki daha başka alanlarda olup gelişebilirim. Ancak mutlu olamazdım diye düşünüyorum. Mutluluğu tatmanın, mutluluğu yakalamanın yolunun burada olduğunu düşündüm. Çok derken güzel. 4. sınıf geldi, mezuniyet çattı. İşte yine başladı çevrenin konuşmaları. Hı-hı. Ben de mezun olup da 1 senede, 2 senede KPSS B grubuna girip KPSS alana girip birçok alandan atanıp çok yüksek maaşlara başlayan bir yapı oluştu. Evlenen var, arabasını alan var. Evlenenler, çoluğu, çocuğu bizim alanlar. De bunlar hepsi geliyor. WhatsApp'tan geliyor, sağdan zaten mesajlar. İşte dedim ki yüksek lisans yapacağım. Hı-hı. Ben akademik camiada olacağım. Ben bu yolda ilerleyeceğim. Bu yola baş koydum dedim. Çok güzel. Millet bunu merak edenler de var bu arada. Hani hangi sınava girdi, nasıl hı-hı oluyor falan. Çünkü bilmiyor. Hakikaten anlatılmıyor bize. Bize biraz paylaşabilirsin. Hı-hı. Tabii ki. ALES diye bir sınav var. Hı-hı. Üniversiteyi bitirdiğiniz zaman akademik lisans eğitim sınavı. Bu sınavda Türkçe matematik var. Matematik 1 ve matematik 2 dediğimiz konular ama matematik 2 de şey değil. Türev, integral gibi konular değil. Hı-hı. Daha böyle matematik 1'in ağır şekli diyebiliriz. Bu sınava giriyorsunuz. Sınava girdikten sonra transkriptini alıyorsunuz. Lisans ortalamasını alıyorsunuz. Hı-hı. Başvurunuzu yapıyorsunuz. Bazı okullar dil istiyor, dil şartı. Hı-hı. Bazıları istemiyor. Başvurunuzu yaptıktan sonra yüksek lisans yolu açılıyor. Mülakata giriyorsunuz. Mülakatta başarılı olduğunuz sürece başlıyorsunuz. 2 yıl gibi bir süreci. İşte 1 yılı ders süreci, 7 ders, 1 seminer. Hı-hı. İkinci yılı tez yazma süreci. Tez yazma sürecinden sonra bir akademik kurul geliyor. 3 kişilik akademik kurula savunmanızı yapıyorsunuz. Çok güzel. Ardından mezun oluyorsunuz. Bu süreçte çok sıkıntı yaşadık yine. Yani çünkü insanlara derdini anlatamıyorsun. Herkesin hı-hı derdi para kazanmak olmuş. Geleceğim oralara. Çok güzel sorular var öğrencilerden. Derken işte öğrenci konsey başkanlığı sürecine girdik. O dönemde de öğrenci konsey başkanlığı yaptım. Üniversitenin resmi temsilcisini ben şey yaptım, oluşturdum. Hı-hı. Yolda yine birçok salon etkinlikleri, işte kültürel faaliyetler, konserdir vesaire. Sen iyi açılmışsın orada o zaman hocam. Orada çok. Yani keşif hakikaten yerinde durmuyor bile değil mi? Yani keşif başladıysa hı-hı yani ondan sonra durduramıyorsun artık orayı. Yani resmen eve, yani gerçi kötü bir örnek olur. Ben ne bileyim, eve fare girse mesela kimse rahat oturamaz ya. Bu biraz ona benzeteceğim. Saçma bir örnek oldu mu sence? Ya kimse rahat oturabilir mi? Yani eve fare girmiş, içeride takılıyor canım falan diyemez değil mi? Yani onun gibi geliyor bana. Evet, iğrenç örnek oldu ama iyice hafızanızda kalsın diye kullandım. Peki şunu soracağım. Tamam, orası da oldu, eyvallah. Şu anda bir hala aktifliğin devam ediyor. Bir işte kitap kafe durumun var, devlet destekli falan, çok güzel bir sistem kurdun. Hala bu yoğun çaba devam ediyor ama hepsinin tek bir amacına, tek bir cümle desen neden? İnsanlığa hizmet etmek ve geleceğe bir şeyler bırakmak derdi. Çok bir şeyler bırakmak düşüncesi. Çünkü bizim hayat gayemiz sadece yemek, içmek, yatmak, uyumak, ders çalışmak değil. Aynı zamanda dünyaya, insanlara ve gençlere iyiliği bırakmak. Çok güzel. Yani aranızda böyle düşünenler varsa, illa üniversitede hocalık için, akademisyen için demiyoruz. Yani ayda temelli bir şey, hizmet temelli bir şey demek ki buralara kadar getirebiliyor insanı. Ana motivasyon herhalde hep burası sağlıyor. Evet. Ben şöyle tahmin ediyorum. Hatta sorularda da vardı işte, düştüğün zaman nasıl kalktı falan filan. Yani mücadele resmen içeriden aslında geliyor değil mi? Artık kendi kendine şarj ediyor. Kesinlikle. Süper. Dediğim peki gibi. Yani kulağa tıkayacaksınız. Yola dışarıdaki devam insanların ne dediğini pek aldırış etmeyeceksiniz. Sadece yolunuza bakıp ona göre yürüyeceksiniz. Çok güzel. Peki Baybars, şimdi tam buraları güzel. Hı hı. Ama bizim bazı sorularımız var. Gençlerden gelen. Onları soracağız sana. Tabii ki. İzin verirsen. Peki hocam, hazırsan öğrenciden gelen sorulara başlıyoruz. Ortalama ne kadar para kazanıyorsunuz?
Ortalama şu an 5,5 civarı kazancımız var. 5,5. Evet. Ek dersler falan olduğu zaman işte onları tabii tamamlayabiliyorsun. Veya ÖSYM'nin sınavlarına görevli oluyorsun. Veya buna benzer açık öğretim sınavlarına görevli oluyorsun. Tabii bunlardan belli bir meblağlar işte 100 lira gibi, 170, 180 lira gibi ücretler geldiğin zaman o daha da yüksek oynaklık olmaya başlıyor. Güzel para. Bence burada bitirebiliriz soruları falan dermişim. Öğrenciler çünkü çok merak ediyor. Haklı olarak. Akademisyen olunca egoist ve otomatik mi veriyorlar? Ya çok şükür çok şükür öyle bir şey derinde değilim. Bana da bunu söylerlerdi. Biz de bazen gördük. İşte bir kopukluk. İşte hoca gelir hep bunu söylerlerdi. Dersini anlatır, tahtada yazar. Çeker gider mantığıydı. Dedim ki böyle olmayacaksın. Olmamalısın. Derse ilk girdiğim zaman öğrencilerim bunu iyi bilir. Tahtaya numaramı yazar. Telefon numara? Kesinlikle. Postamı yazarım. Derim ki sorunuz varsa akla mantığa uygun bana sorun. Her türlü denerim. Ancak bazen böyle ilginç sorular da geliyor. Diyor ki işte vize sınavı var. Yağmur yağmış. Hocam yağmur yağdı. Sınav iptal olur mu? Gibi. Lütfen yapma yani, böyle. Evet. Böyle sorular gelince gülüyor. Sence iptal olur mu diye soruyor. İptal olmaz diyor. Mesela resmi tatiller. Onun benzerinde 29 Ekim tatil mi diyor. Bak. Sana soruyor. Evet. Evet. Tehlikeli tarafları da varmış. Akademisyenlerde sence olması gereken en belirgin özellikler neler? Bir, entelektüel olmalı. Yani sadece kendi alanına yönelik değil. Başka alanlara da bakabilmeli. Veya ikinci olay gençlerle haşır neşir olmalı. İç içe olmalı. Güzel. Çünkü gençlerin özellikle üniversiteye geldikten sonra bir rehberliğe, bir hedef belirlemeye ihtiyacı var. Aklındaki soruları yok etmeye ihtiyacı var. Evet. Eğer akademisyen bu yönde ilerlerse iz bırakıyor. Bıraktığı iz de hiçbir zaman silinmiyor değil mi? Silinmiyor. Eyvallah. Entelektüelin kasıt donanımda olması mıdır? Tabii. Yani şimdi bana söylüyorlar. Ben iktisatçıyım. İşte genç kalem var. Dergi, kitap, işte edebiyat, genç kalemler topluluğu bana. Ya iktisatla bu edebiyat ne alaka diyorlar. Gibi. İnsan sevdiği işi de yapmalı. Yani çok bu güzel. İşi okumayla olmuyor. Çünkü Mehmet Akif'e baktığınız zaman bir baytar. Yani veteriner. Evet. Ancak yazdığı şiirle şu an herkes ayakta bekliyor. Çok saygı güzel. Duruşunda duruyor. Neden hep dersleri slayttan okuyorlar? Şimdi bu bir iç yarası. Ben bunu yok etmeye çalışıyorum kendimden de. Çünkü ezbere gidiyor sistem. Ezbere gidiyor düzen. Dedim ki kendi derslerimde öğrencilerim yine bilir. Mümkün olduğunca slayt yapmıyorum. De bazı kritik noktalar olursa slayt açıyorum. Onun harici kitabı koyuyorum. Açıyorum. İşte başlıklara bakarak çünkü bazı şeyler aklımda oluyor. Tabii. Bakıp direkt tahtaya çizerek işte grafikleri falan iktisat alanında böyle anlatıyorum. Ki doğrusu bu. Çünkü slayta bakıp yenilenmiyorsun. Aynı şeyleri anlatıyorsun. Rutine bağlıyorsun. Öyle, hoca da sıcaklaşamıyor derse. Evet. Üniversitede bizim bir hocamız flash belleği bilgisayara nasıl takacağını dahi bilmeyen hocamız vardır. Slayt işte yine evet. Açılıyordu ama neyse. Yaramızı deşmeyelim. Son soru. Her bıraktığı öğrenciden ekstra para alıyorlar mı? Güzel soru valla. Ben de merak ediyordum evet. O dönemler. Yani bizi bırakıyorlardı. Şimdi bunu hep söylüyorlar. Hocaların işte finalden sonra bütünlemeyi bıraktıktan sonra para alma gibi durumu yok. Yok mu? Kesinlikle. Valla ben var sanıyordum. Yemin ederim. Kesinlikle. Şu var. Şimdi bazı okullarda yaz okulları var. Yaz okullarında şu oluyor. Diyor ki ben sizi finalde bırakıyorum. Yaz okuluna geleceksin. Yaz okulundan dersini alacaksın. Belli bir sayı oluştuktan sonra hoca oradan ekstra para alıyor. Ders ücreti falan alıyor. Ama işte bizim okuldaki gibi bir sistemde, bir düzende finalden sonra bütünlemeye kaldığında aslında ekstra hocaya yük de oluyor. Çünkü 15-20 kişi geliyor veya düşünün 30 kişiye soru hazırlamak var, 10 kişiye hazırlamak var. Evet. 10 soru okumak var, 100 soru okumak var. Değil mi? Tabii ki. Yani. Ama parayı da almışsa bundan da çok da şikayet edilmez gibi geliyor. Kesinlikle. Peki sorular çok güzeldi. Abi iyi ki geldin. Terletmedik inşallah seni. Yok. Güzel sorulardı. Muhteşem bir şey oldu. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Yani önümden gençlerin gelişmesi, başarılı olması, kendine özgüvenini sağlaması. Çünkü ben bununla çok karşılaşıyorum. İşte kitap kahveye geliyor. İçine kapanık eğitimlere geliyor. Yazarlık eğitimlerine. İşte diyorum ki şunu yapalım mı? Duruyor şöyle bir şey diyemiyor. Evet. Yapar mıyım, yapamaz mıyım soru işaretiyle yaşıyor. Sen bunu yaparsın diyorum. Etkinliğin sorumluluğu ona veriyorum. Bu sefer diyor ki hocam hangisini yapacağız? Çok güzel tepkiler var. Mesela bazı öğrenci arkadaşlar şunu söylüyor. Ya hocam ki birinci sınıfta tanışsaydık da 4 seneyi iyi doldursaydık. Alanya'dan arkadaşlar gelen. Diyor ki ben diyor keşke 3 sene daha burada dursaydım. İşte Mardin gibi yerden gelen arkadaş var. Kırıkkale'yi sevdim diyor. Yapılan etkinliklerle seviyor. İşte sosyal faaliyetlerle seviyor. Bir birliktelikle, bir kendine özgüvenin sağlamasıyla seviyor. Çok güzel. Derken muhteşem bir açılım sağlıyor ki bu başka bir yerde gittiği zaman başkalarının iyiliği dokunduracak. Başkalarına dokunup başkalarına gelişim sağlayacak. Aslında yol bu. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Barbaros hocamın aşağıda YouTube kanal linkinde paylaşalım mı hocam? Teşekkür ederim. Kanal, siz nasıl uygun kanal linki sosyal medya, Instagram falan kullanıyorsa onları da paylaşabiliriz. Aha. Paylaşalım mı şu an? Tabii ki. Ayrıca bana akademik anlamda, üniversite anlamında soru sormak
sormak isteyen arkadaşlara her türlü kapımız açık. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince Instagram'dan her türlü sorularınızı çok mesaj güzel olarak atabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince cevaplamaya çalışırız. Mesele sizlerin gelişmesi, sizlerin başarılı olması, sizlerin ilerlemesi. Bizim için mutluluk bu. Sizin tebessümünüzle biz de tebessüm sağlıyoruz. Eyvallah. Sizin mutlu olmanızla biz de mutlu oluyoruz deyip herkese teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Keşif öykülerinde bir sonraki konumuz. Bakalım kim olsun? Hatta sizden ricam şu. Bir sonraki konumuz hangi alan, hangi branştan olsun onu da yazabilirsiniz. Bayvers Hocam'ın YouTube ve Instagram hesapları aşağıda linkte mevcut olacak. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Güle güle.